Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Yeni bir canlı yayındayız. Bugünkü kısa konumuz zikrullah inşallah. Cenab-ı Allah'ı zikretmek. Bir Müslüman olarak bizden Allahu Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde sık sık zikretmemizden bahsediyor. Zikrullah, zikran kethira, fezkuruni ezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Çok 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 Cenab-ı Allah'ı zikredin. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur, yatışır buyuruyor ayeti kerimelerde. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ayşe'mizin onu anlattığı bir hadis-i şerifinde hep zikir halindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her anında Allah Teala'yı zikir halindeydi diyor Hazreti Ayşe annemiz. Müslim'in hayız bahsinde 117 numaralı hadis-i şerif olarak not almışız. Değerli kardeşlerim, zikrin kelime anlamı hatırlamak, unutmamak demektir. Yani insanın yaşarken Cenab-ı Allah'ı hep hatırlaması, onu bir kısım güzel kelimelerle, özellikle de Kur'an-ı Kerim'den ve sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden seçilen kelimelerle övmek, methetmek, anmak demektir. Bir de hatırlamak babında diliyle veya kalbiyle herhangi bir zikir işleminde bulunmasa bile Allah'ı hep hatırda tutmak, Allah'ı hiç unutmamaktır. Bu da zikri daimdir yani bir yerde. Allah ile beraber olmak. Kun ma Allah. Allah ile beraber ol buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, bir Müslüman zaten bu halde olması lazım. Allahümme la tecaalna minel gafilin. Allah'ım bizi gafillerden eyleme diyoruz. Ve insan gaflete daldığında Allah Celle Celaluhu onu seviyorsa bir şekilde ikaz eder. Ona bir uyandırıcı görür ve Estağfirullahal Azim der. Birden kendisine döner. Değerli kardeşlerim, nasıl olmasın ki? Mümin her an Allah'ı unutur. Diyelim ki iş yapıyoruz. Bu işi neye göre yapacağız? Hangi kanuna göre yapacağız? Allah'ın kanununa göre. Evleneceğiz Allah'ın kanununa göre. Yani evlenmesi yasak olanlarla evlenmeyecek, evlenmesi serbest olanlarla evleneceğiz. Nikahın dışında başka yollarla cinsel arzularını gidermeyecek, zina etmeyecek mesela. Zinaya götüren bir kısım yollar vardır. Göz zinası, dil zinası, kulak zinası, el zinası, ayak zinası vesaire kaçınacak. Ticaret yapacak mesela. Ticaretini yaparken Allah aklında hep Allah var. Yani Allah şu malları satmayı haram kılmıştır. Şu malları alıp satmayı helal kılmıştır. İnsanlara karşı doğru dürüst olmayı emretmiştir. Teraziyi tam tutmayı, ölçerken tam ölçmeyi emretmiştir. Kimseye hile ile, aldatma ile haksızlık yapmayı emretmiştir. Vesaire vesaire. Bakın iş yaparken hep al. İşçi öyle, patron öyle. Yani iş yaparken kimseye haksızlık yapmama, ne yapması icap ediyorsa görevi onu hakkıyla yerine getirme, Allah'ın emridir. Hep Allah akılda. Ve yapmaması lazım gelen şeyler vardır. Nefsi çok istiyor, arzu ediyor. Fakat kendisine de topluma da zararlı olduğu için yapmaması lazım. Kendisini frenliyor. Niye frenliyor? Çünkü Allah öyle istiyor. Bir söz söylemek istiyor, yutuyor. Çünkü yutmasını Cenab-ı Allah tavsiye ediyor. وَالْكَازِمِنَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Öfkesini yutar, insanları affederler. Üstüne üstlük bir de iyilik yaparlar. Yani وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Niye yapar bir insan bunu? Çok zor, çok zor. Sana kötülük yapmış, sen onu iyilikle def et, sav diyor. Yani kötülüğü sürdürme, bitir. İyilikle sav gitsin. Affet diyor. Eğer karşıdaki dinine zarar vermiyorsa, ırzına, namusuna zarar vermiyorsa, canın malına zarar vermişse ve de hele hele de pişman olmuş, üzülmüşse bundan
Bir de özür diliyorsa affet, üstüne üstlük bir de iyilik yap. Değerli kardeşlerim, hayatı topyekun yaşarken hep Cenab-ı Allah'ın emirleri, yasakları kendisini sınırlayan böyle bir sınır, bir çerçeve içerisinde. Bunu düşünüyor. İşte bu da zikrullah'tır. İki çeşit zikir var. Bir, hayatı Allah'ın kanunlarına göre yaşamak. İki, oturduğu yerde La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve berik ve sellim gibi. Böyle güzel zikirler. Mesela kul huvallahu ahad, oturduğu yerden bir tesbih kul huvallahu ahad okuyor. 33 kere ayetel kürsüyü okuyor mesela. 100 kere peygamberimizin tavsiyesidir bunlar. La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. 100 günahı siliniyor. 100 derecesi, büyük dereceler yazılıyor. Şeytanın kendisiyle arasında perde çekiliyor. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 100 defa söylüyor veya 33 defa söylüyor ama 100 defa söylese 15 dakika sürmez ya. Yürürken de söyleyebilir, otururken de söyleyebilir, yatarken de söyleyebilir. İnsanın başından kaç hal geçiyor? 3 tane hal. İnsan yaşadığı sürece ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Allah Celle Celaluhu bunu istiyor bizden. اَلَّذ۪ينَ Öyle insanlar ki sevdiğim kullar. يَذْكُرُونَ اللّٰهِ Allah'ı zikrederler. قِيَامًا Ayakta ve قُعُودًا Oturarak وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Yanlar üzerine yatarken. 3 halde. Yani her halükarda Allah'ı zikrederler. Abdestli olmak da şart değil. Olursa ne âlâ. Hatta yönünü de kıbleye çevirirse, gözünü de yumar, dış dünyadan alakalarını keserse, ta yürekten hissederek Allah kendisini görüyor. Kendisi Allah'ı görmese de görüyormuş gibi hissediyor ve La ilahe illallah diyor. Bunu 1000 defa dese, 2000 defa dese kalpte bir alev, bir ısınma, bir yumuşama. Bakarsın oradaki o ateşin harareti bulutlar gibi gözlere yükselmiş. Oradan da yağmur gibi bulutlardan dökülen yaşlar dökülüyordur. Ve hayatı boyunca artık Allah onu bir muhafaza altına almış, koruyordur. Değerli kardeşlerim, zikrullah bambaşka bir şey. Mümin gönüllerin gaflet katılığından kurtulup, yani ilahi rızaya nail olabilecek hassasiyete ulaşmanın en kestirme yolu, en güçlü yolu, en etkili yolu zikrullah'tır. Cenab-ı Allah'ı zikretmek. Hatta hocalarımdan bir tanesi kitabında yazmıştı. Manevi yolda da yetki sahibi bir insandı. Zikrullah'tan daha etkili bir muhabbetullah'a götüren yol olduğunu bilsem size söylerdim. Ama yok, ben bilmiyorum buyuruyor. Yani İnsan Cenab-ı Allah'ı ne kadar çok seviyorsa o kadar zikreder, zikrettikçe de o kadar çok sever. Bunlar bir devri daim gibi birbirlerini harekete geçiren unsurlardır yani. Allah'ı sevdikçe zikredersin, zikrettikçe seversin. Dünya hayatı da öyle değil mi? Bir adamı çok seviyorsan, bir insanı diyelim çok seviyorsan, adını çok anarsın, adını çok andıkça da sevgisi daha çok içinde çoğalır. Hep ondan bahsetmek istersin, onu konuşmak istersin, onu görmek istersin vesaire vesaire vesaire. O yüzden Allah Celle Celaluhu zikran kesira buyuruyor. Çok çok zikredin. Bir müddet veya bir dönem değil, bir ömür boyu. Her nefeste zikrullah şuurunda olmak. Eğer böyle olursa İnsan manen Cenab-ı Allah'a öyle bir yaklaşır ki, hani kulum bana nafilelerle yaklaşır diyor, bu nafilelerin başında zikrullah gelir. Namaz, oruç,
efendim tasadduk hizmetlerin her türlüsü amenna. Fakat başta zikrullah gelir. O kadar bana manen yaklaşır ki ben onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Allah ile beraber olmak işte böyle bir şeydir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail bir insan kılığında gelip efendim bazı sorular sormuştu, hatırlıyorsunuz. İman nedir, İslam nedir, İhsan nedir, kıyamette zaman kopacaktır vesaire. Sevgili Peygamberimiz imanı anlattı, İslam'ı anlattı ve imanla İslam'ı tamamlayıcı zirve noktayı beyan buyurdu. İhsan nedir sorusuna, el-ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terahu. İhsan, senin Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Fe'in lem tekun terahu fe'innehu yarak. Her ne kadar da sen Allah'ı görmüyorsan da Allah Celle Celaluhu seni görüyor. İşte buna kun ma'allah derler. Eskiler duvara yazarlardı. Kun ma'allah. Allah ile beraber olmak. Zikri daim. Allah hayırlı ömrünü uzun eylesin, selamet versin. Hocalarımızdan Muşta Ahmet Efendi bir gün arkadaşları ile beraber, talebeleriyle beraber oturuyormuş. Ben o derste yoktum. Beraber ondan ders aldığımız bir arkadaşımız anlattı bana. Diyor ki bir adam oturmuş 50 bin La İlahe illallah tevhid dersi çekiyor. Onun da bir şeyhi var, ondan daha fazla Cenab-ı Allah'ı zikretmesi lazım. Yakışan da odur. Nasıl o müridini geçer demiş. O cemaat böyle toplanmıştık arkadaşlar hep beraber diyor. Sen söyle, sen söyle, sen söyle. Herkes bir şeyler söyledi. Bana gelince sen söyle dedi. Ben de dedim ki Allah'tan dilime getirdi öyle. Kalbinden her an Allah ile beraber olursa herkesi geçer dedim diyor. Aferin dedi. Bunda kafa var. Ah bir de istikrar olsa, her çağıranın peşine takılmasa iyi bir adam olacak dedi diyor. Allah selamet versin hocama da, o kardeşimize de. Şimdi bugün yarın beni dinliyorsa gülecektir, ismini vermiyorum. Hakikaten de istikrarsız bir arkadaştı. Yani orada dağ gibi hocası varken ona sıkı sıkı yapışıp ondan efendim istifade etmek varken iyi bildiği herkesin peşine giderdi. Böylece gücünü, manevi gücünü dağıtırdı. Neticede de ortada kaldı. Niye böyle söylüyorum? Kusura bakmasın. Ben 1980'de Maraş'a geldim ve hocam da İslami ilimleri okumaya başladığımda o benden 5-6 sene evvel başlamış, bırakmış. Sonra iştahlandı beni görünce, beraber tekrar başladık bir müddet. Fakat birkaç ay sonra gene bıraktı yani. Allah selamet versin. Bırakmasaydı benim kalfam olurdu. Hocamın olmadığı yerlerde beni okuturdu ama bıraktı gitti işte. Öyle bir istikrarsızlık. Değerli kardeşlerim, istikrar önemlidir. Hem zikri daim hocamız Allah ile kalp beraber olursa geçer sözüne dikkat çekmek, hem de istikrarın gerekliliği bakımından bunu söyledim.